Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar uzun zamandır biliyorsunuz video yapamıyordum. Gel. Bozok gel. Eli alın ya gel. 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 Yapışım. Arkadaşlar biliyorsunuz sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süredir videolara ara vermek zorunda kaldım. Arkadaşlar çok ciddi bir rahatsızlık geçirdim. Şu anda da hala o rahatsızlığın etkisindeyim. Yüksek derecede kanımda enfeksiyon çıktı. Buna sebebiyet vererek de kalp çarpıntım oldu. Küçük çarplı bir kriz geçirdim. Şu anda çok iyiyim arkadaşlar. Sadece biraz halsizlik ve bitkinlik var. Uzun zamandır da köpeklerimin yanına gelemiyordum. Sağ olsun burada akrabalarımız ve Beşir kardeşim sağ olsun köpeklerime çok iyi bakmış. Köpeklerimizi de bu arada ahırdan çıkarmıştım zaten bahçedeler. Bozuk ve Barbar'ı akşamları içeri alıyorum. Şuraya. Şerkan da zaten bağlı, istediği gibi oraya çıkıyor. Harman tarafına falan çıkıyor. Yeri güzel. Arkadaşlar Barbar'ın kuyruğuna bir şey oldu arkadaşlar. Yani simit kuyruk tutuyordu ilk zamanlar. Şu anda biraz kuyruğunu kaldırıyor sırtını. O kuyruk gibi tutuyor. Barbar arkadaşlar çok güzel bir kangal örneği. Bozuğa da kesinlikle çok güzel bir eş olacağını düşünüyordum. Ama arkadaşlar şu anda bozuk için sarı kangal dişi ayarladım. Zaten toplulukta da resmini paylaşmıştım. Onu getireceğim için bir de işlerimden dolayı çok fazla 4 köpekle ilgilenemeyeceğimi düşündüm. O yüzden arkadaşlar Barbar'ı sahiplenmek isteyen arkadaşlar Instagram adresimden bana ulaşabilirler. Çünkü Barbar'ı sahiplendireceğim. Barbar'ın yerine o dişi getirmem lazım ki Bozok'la eşleştireyim ilerleyen zamanlarda. Şu anda 3 köpek, 3 erkek köpeğim var. Bir de dişi gelince 4 tane oluyor. Yani benim için çok zor olacak. Bir de biliyorsunuz yani işlerim var. Sürekli işlerimden olduğundan dolayı çok da fazla köpeklerimle ilgilenemiyorum. Değil mi Bozok? Değil mi paşam benim? Barbar gel. Barbar bir kalk bir seni görsünler oğlum. Sen niye hali çekimser duruyorsun? He? Aferin benim oğlum. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir kangal örneği. Zaten 6 aylık şu anda. Dişlerine bakabilirsiniz. Yani dişlerinden zaten ne kadar küçük olduğu belli. Daha yeni çünkü dişlerini değişti. İlk getirdiğim zamanlar süt dişlerini yeni atmıştı. Öbür dişleri yeni yeni çıkıyordu. Şerkan paşam benim. Aferin lan benim paşama. Aferin lan benim oğlum. Aferin. Şik. Yüzü gözün hep yara senin. Yine dövüşmüşsün muhtemelen. Arkadaşlar Bozok ve Barbar gün içinde hep salıklar. İstedikleri gibi gezebiliyorlar. Zaten akşam da içeriye alıyorum. Kurt korkusundan dolayı. Şimdi Şerkan eke bir köpek arkadaşlar. Yani istediği şekil kendini koruyabiliyor. Bir de Şerkan gece burada havladığı zaman amcamların iki dişi köpeği direkt burada bitiyorlar. Yani o yüzden Şerkan pek risk altında değil. Zaten evimiz de şurası. İstediğimiz zaman sese doğru dışarı çıkıyoruz. Yani herhangi bir problem olmuyor. Değil mi Barbar? Arkadaşlar inşallah bundan sonra videolarımız düzenli bir şekilde gelecek. Elimden geldiğince videolara biraz da ağırlık vermeye başlayacağım. Köpeklerimin hem gelişimini sizlere göstermek isteyeceğim. Hem de bundan sonra ilerleyen zamanlarda gezi videolarımız olacak. Çünkü havalarda artık ısınıyor arkadaşlar. Havaların ısınmasıyla yani güzel videolar da yakındır. Şimdi bahar ayı olduğu için birkaç gün sonra muhtemelen ayılar çıkacak. Kurtlar zaten cirit atıyorlar ortalıkta. 2 gün önce aşağı tarafta videolardan size bahsetmiştim arkadaşlar. 2 tane kangal yavru
Kangal diye getirdikleri yavrular. Gidip bakmıştım, size söylemiştim işte bunlar kangal değil diye. O köpeklerden birini kurtlar evin kapısının önünde parçalamışlar arkadaşlar. Sahibi biraz yaşlı olduğu için muhtemelen sesi duymamış. Ve dışarı çıktığı zaman da o kötü manzarayla karşılaşmış. Ben bu konuda çok dikkatliyim arkadaşlar. rahatsızlığım süresince köpeklerimi ahırdan dışarı çıkartmadım. Sürekli ahırda kalmalarını söyledim. Yani sağ olsun arkadaşımız da güzel bakmıştı. Hem de Hakan abimiz köpeklerime iyi bakmışlar. Zaten rahatsızlandığım zaman onların ekmeklerini, siparişini vermiştim. Gelmişti ekmekleri. Ekmek daha pratik olduğu için arkadaşlar hemen suya koyup karıştırıp verebiliyorlar. Değil mi paşam? Aferin lan benim onu. Sen beni çok mu özledin? Sen beni çok mu özledin? Sen beni çok mu özledin lan şerefsizim? Sen beni çok mu özledin ha? Sen beni çok mu özledin paşam? Aferin benim paşama. Aferin benim oğluma. Aferin benim paşama. Var var. Lan var var. Ulan var var. Ulan var var. Gel. Ya arkadaşlar bu arada buranın biraz taşlarını yükselttim. Buraya şu seviyede tam eşik seviyesinden buraya kadar beton atacağım. Öbür tarafa bir kanatlı kapı koydum. Hayır yapmayın bak. Yapma. Hayır. Buraya böyle küçük kendime göre bir çardak koydum. Dur orada. Hayır dur. Dur çıkma dışarı. Hayır. Böyle güzel bir çardak yaptım arkadaşlar. Yazın rahatça oturabilmek için. Gel var var. Gel. Çık çık çık. Gel. Lan gel bakayım lan. Lan gel bakayım lan. Burada bahçe kanallarımızı açtım arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle armut ağacının altını filan. Biraz daha yakın zamanda sağlık durumumu tamamen iyi olduğum zaman arkadaşlar şu ufak tefek bodur ağaçları güzelce keseceğim, aşağı doğru atacağım. Şurada iki tane kuru ağacım var. Elma ağacı. Bu ve bu şuradaki. İkisini keseceğim. Şurada bir kök var. Onu da keseceğim arkadaşlar. Odun yapacağım bunları. Bir de şurada iki tane kavak ağacım var kuru. Onları keseceğim. En azından şu alan açılmış olur. Ve yazın gündüz değildi. En azından akşamları. Akşamları köpeklerimizi sıralı bir şekilde buraya bağlayabilirim. Yani gündüz yine salık bırakırım. Bu şekilde gezerler istedikleri gibi. Bakın arkadaşlar barbar da kuyruğu kaldırıyor. Önceden tam sırtına kıvırıyordu. Şimdi sırtın üstüne doğru atıyor böyle. Ok şeklinde. Ucu kıvırık. Lan bozok. Arkadaşlar bu arada bozoğun gelişimi hakkında ben birçok yorum alıyorum. Yani gelişmemiş, kısa kalmış diyorlar. Arkadaşlar Şerkan'ın yanında bozoğun boyunun standart olduğunu görebilirsiniz. Şu anda Şerkan'la arasında yaklaşık şu kadar bir şey var. Yani bir karış kadar demeyelim de bir karışın az da altı kadar aralarında fark var. Şerkan zaten arkadaşlar 80'in üstünde 83-84 santim bir köpek. Yani şimdi onun yanında da bozoğun boyu daha ideal oluyor arkadaşlar. Bahar geldi arkadaşlar. Gerçekten her taraf yeşermeye başladı. Derelerimiz coştu. Kar suyu geliyor arkadaşlar. Yakında köy halkımız da gelecek. Köyümüz daha çok kalabalıklaşacak. Ben de tabii ki o zamana kadar muhtemelen sağlık durumum daha iyi olacak. İnşallah. Ben de şu bahçemi yavaş yavaş toparlayacağım arkadaşlar. Var var.
Zok. Dur yapma bak yapma. Beni çok özledin biliyorum ama. Yapma ben daha henüz iyileşemedim bozok. Barbarın da arkadaşlar kulakları şu an yeni iyileşiyor. O yüzden biraz sineklerden dolayı hayvan kaçıyor içeri filan. Çok fazla dışarıda duramıyor. Bu sene yine armudumuz güzel tutmuş arkadaşlar. Tomurcuk momurcuk bayağı bir vermiş. Meyve ağaçlarımız da bu sene geçen yılki gibi bayağı bir tutmuşlar. Burada kara erik, can eriği dediğimiz kırmızı ve beyaz tamazlar, erik dediğimiz tamazlar filan var. Şurada kendim için kulübenin arka kısmına ufaktan bir böyle yeşillik, roka filan ekmek için küçük bir bahçe yaptım. Zaten şu aşağı tarafta amcamların orada güzel bir bahçe yeri ayarladık. Orada da domatesimizi, patatesimizi, diğer şeylerimizi ekeceğiz. Barbar nereye gittin Barbar? Barbar? İçeri girmiş arkadaşlar. Yerler güzel arkadaşlar. İstedikleri zaman giriyorlar. Gündüz istedikleri zaman çıkıyorlar. Sabah zaten gelip kendim bırakıyorum. Yalları sürekli burada önlerinde. Acıktıkça yiyorlar. İstedikleri zaman gezebiliyorlar. Değil mi lan? Barbar'ı akşam içeri koymuştum arkadaşlar. Bir yolunu bulup gene dışarı çıkmış. Bozok içeride kalmıştı. Çıkamamış. Ama Barbar bir yolunu buluyor. Yine her seferinde sabah geliyorum. Beni burada karşılıyor. Yani kendisi çıkıyor hemen. Arkadaşlar bakın şu şekilde bozon boyunu daha güzelce görebiliyorsunuz. Aralarındaki farkı bu şekilde anlayabilirsiniz. Barbar bozoğa göre arkadaşlar biraz daha sallı tabii ki. Yani sal olarak biraz daha uzun. Yani bu da Barbar'ın gerçekten uzun bir hangal olacağının göstergesi. Zaten babası da arkadaşlar Şerkan'ın boylarında ama Şerkan'dan az daha sallı bir köpek. Ben kendim bizzat resimlerini gördüm. Paylaşım yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü kendisi köpeklerinin paylaşılmasını istemiyor. Doğal olarak da haklı arkadaşlar. Birçok köpek göz önünde olan köpekleri görüyoruz arkadaşlar. Hastalanıyorlar. Başlarına bir sürü iş geliyor. Ondan dolayı bence en mantıklı olanı yapıyor arkadaşımız. Şerkan'ın keyfi yerinde arkadaşlar. İstediği şekilde çıkıyor. Oradan her tarafı izleyebiliyor arkadaşlar. Yeri çok güzel. Şöyle orman manzarası. Karşı taraflar. Yani her tarafı görüyor arkadaşlar. Aşağı kısımları filan komplesini görebiliyor. Bozok da zaten Barbar ikisi istedikleri zaman gezebiliyorlar. Gel küçük küçük. Bozok. Bu arada güvercinlerimiz de yumurtlamışlar. Onlar şu anda yukarıdalar. Kaç gündür tabii ki ahırımız pek ben burada olmadığım için ilgilenememişler. Yani çok fazla ahırımız temiz değil. Onu da bugün müsait olursa arkadaşımız temizleyecek. Bozok. Lan bozok seni.
Arkadaşlar barbarda bazen fark ediyorum. Yolda geçen insanlara havlıyor. Adamcılık başlamış. Bunu da tabii ki bozoktan öğreniyor. Şerkan da bazen ara sıra adamcılığı var. Ama tabii ki Şerkan biraz kinci arkadaşlar. Yani Şerkan'a kızdığın zaman Şerkan sana saldırır. Öbür türlü yani öyle bir saldırganlık huyu falan yok. Sadece böyle sen ona kızdığın zaman, vurduğun zaman sana zıt düşüyor. Ve ciddi de saldırıyor yani arkadaşlar. Bir ara geçen yıl göğsü vurup bir komşumuzu altına aldığını görmüşler. Tabii ki ben o sıralar şurada uğraşıyordum odunlarla filan. Köpek de köyün içindeymiş, taş atmışlar. O şekilde Şerkan'ın bir şeyi oldu. Ondan sonra sürekli bu yol üzerinden o komşumuz geçtiği zaman Şerkan kendisini ona atıyordu. Bozok, ne var senin kuyruğunda ya? Arkadaşlar yine bir bahar ayları olduğu için muhtemelen piremiri vardır. Bunlara tekrardan bir parazit yapacağım. Şimdi bozokta kaşıntı var. Lan paşam, lan paşam. Lan sen var ya bir tanesin sen. Sen var ya bir tanesin. Var var. Lan şerefsiz seni. Sen niye kendini hiç bana sevdirmiyorsun? Hı? Ciddiyiz he. Çok ciddi bir. Tamam paşam. İyileşmiş. Kulakların iyileşmiş. Bozok bak, sen barbarı çok incitiyorsun herhalde bak. Yapma. Aferin benim paşam. Arkadaşlar gerçekten bir süre köpeklerimle ilgilenemediğim için şu an onları öyle çok özlemişim ki. Paşam benim. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Seni gidi seni. Seni gidi seni. Seni gidi. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. İnşallah artık daha iyi olacağım. Ve videolarımız düzenli bir şekilde gelecek. Arkadaşlar kanalımıza destek olup bildirim zilini açıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bu hayatta en önemli şey sağlık arkadaşlar. Hepiniz sağlığınıza dikkat edin. Esen kalın arkadaşlar.